Efendim Mutlu Yerikan'dan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sol tarafımda Tuncay Arslan var. Merhaba demedin. Merhaba. Oğlum sen de bir merhaba diyorsun bir demiyorsun. Ona es verip vermeyeceğimi bilemiyorum ya. Şaşırtıyorum seni. Evet, beni sürprizlerle. Sürprizlerle. Evet, olsun. Ben yani sürprizlerle, ufak tefek sürprizlerle arada şımartmayı severim. Bugün o zaman ufak tefek senden sürpriz bir konu bekliyorum. Bugün aslında biraz daha farklı bir konsepte değineceğiz. Oyunlarda sinir olduğumuz şeylerden çıkıp... Oyuncularda. Aynen öyle. Oyuncularda sinir olduğumuz, yani kendimizde sinir olduğumuz, çevremizde sinir olduğumuz şeylere değineceğiz. Bu kafamızda vardı aslında bayağıdır yapmak bunu. Hatta ilk konuştuğumuzda oyuncularda sinir olduğumuz şeylerden de bahsederiz diye konuşmuştuk ama bir arkadaşımızın yorumuyla beraber hadi bunu yapalım artık dedim en evet. Sonunda. Tunca da sağ olsun onun da kafasında bir konu varmış. Direkt bununla alakalı Tunca'nın konusuyla başlayalım. Benim konum ödünç meselesi. No. Kanayan yaramız. o ödünç verilen ödünç eşyalar. Almak. En başından başlayayım hatta. İlk başla. Bilgisayarımı almışım. Yani bildiğin arabadan indik işte kutuyu falan içeri götürdük. Bana bak yine hüzünlü bir şey anlatacaksan dayanamam ha. Yok. Hüzünlü sayılmaz. Tamam. Abi 10 dakika geçti zil çaldı. Kapıda iki tane arkadaş. Arkadaş dediğim benden büyük yani böyle mahalle maçı yaptığım çok tanımadığım büyük abiler işte. Bir anda sanki çok samimiymişiz gibi. O bilgisayarı almışsın hayırlı olsun. Ulan nereden haberin oldu? Nereden haberi olmuş lan hakikaten? Bak, kasada birlikte ödedik sanki yani o arabadan indiğim 20 saniyede beni görüyor, kasayı seçiyor yani kutuyu seçiyor, bilgisayar olduğunu anlıyor ve soluğu bizim evde alıyor ve iki kişiler yani. Ve ne dedi? Hiçbir düşünme süreci yok. O hayırlı olsun bilgisayar almışsın. Ben bir şaşırdım tabii evet aldım abi falan işte dedim. Ne oyunlar var? Ulan dur daha ben açmadım. Kurmadım oynamadım ne oyunlar var? Abi fazla yok ya dedim işte şu var bu var sayıyorum versene bakayım falan dedi işte. Babam da o sırada çıkmış bakkala mı bir yere gitti olsa ona pas atacağım falan bakacağım çağırtıracağım şey yapacağım. Küçüğüm tabii yani ilkokul çağı. Getirdim oyunları baktı falan. Ooo bende yok falan dedi işte. Hani ben alma da diyemiyorum küçüğüm böyle falan diyecek tiple tipler yani. Abi dedim hani ben oynayacağım falan onu ya getiririm ya falan dedi. Yükleyeyim bu zaten CD'siz çalışıyor ben işte getireceğim falan filan dedi. Bayağı gasp etti gitti ya. Gelmedi yani soruyorum abi CD'yi falan. Ha şey aklımda falan diyor. Belli bir yerden sonra da çok sorunca da şey oluyor. Amma değerli CD'm varmış ya. Değil mi? Allah Allah ya. Amma değerli malım varmış birader. Hırsız mıyım ben ya? Ben hırsız mıyım? Bu ne bu? Bir de bağırıyor falan etrafa bakıyor tripler atıyor. Top varsa böyle abanıyor, şut çekiyor falan. Sanki ben hırsızım ya. Bu hakikaten tamam, tam sinir falan. Oluyoruz şey. Tam sinir oluyoruz ayırdı yani. Bu çocuğu bir daha almayın buraya. Sen ne sanıyorsun kendini ya? Hırsız mıyım birader ben? Bir de üstüne gidiyor. Hırsızsın ulan hırsızsın. Keşke şu an olsa da şu an gelip kapıma isteseniz de. Ağzınızı bir kırsam. Ağzınızı açıp bir kırsam. Hırsızsın lan bu. Bildiğin lisans, hırsızlık için lisans alıyor, onaylatıyor yani. Abi normal çalsa polise bildirirsin ama çalmıyor işte. Alıyor, hani polise gitsen, ben unutmuştum falan der, bir şey der. Verir yani, yasal olarak hiçbir şey yok. Normalde bunların hepsini hani polise bildireceksin, alıp toplayıp hapse atacak. Hırsızlık abi bu. Bilerek yani, unuttuğu falan yok. Bir de leş gibi getiriyor. Diyelim CD mi verdin? Geri aldıysan bile çizik içinde oluyor. Bazen kaybettim diyor. Ama sonra öğreniyorsun ki işte bir arkadaşın onlara gitmiş. Oyun oynamışlar. O CD orada duruyormuş. Yalan söylediğini öğreniyorsun. Alamıyorsun diye. Ki bir sırf CD de değil. Konsol bile ödünç isteyen oluyor. Tatile mi gideceksin? Bir yere mi gideceksin? Konsolu bana onun nasıl? Takibini yapıyorsun. Nasıl hesap yapıyorsun yani? Sen işte oynayamayacaksın orada. Ben alayım mı falan? Ödünç alayım mı? Yani anlamıyorum. Bu ödünç yaşayan insanlara çok uyuz oluyorum. Yani Allah, emanet mal çok değerlidir. Yani ben kimseden çok yani zorunda kalmadıkça ödünç almam. Alırsam da sorumlu almak istemem. Kendi malımdan daha önem veririm. Hani öyle adamlar var ki kol verdin, bir şey verdin. Şurası bozuk geliyor, bilmem nesi. Ben aldığımda da öyleydi falan diyor, bilmem ne diyor. Yani rezil insanlar ya. Önce insan olun. Yani buradan sosyal mesaj verir gibi olmasın. Ne yaparsanız yapın önce insan olun, adam olun. Adam olun yoksa Tunca. Hayır. Bitirebilir. Ay tamam. Tunca tamam şaka yaptım. Şaka mı yaptın sen ne yapayım bir şey demedin ki sen? Ödünç bir şey mi istiyorsun tamam. Yoksa ben? Yaptım. Ödünç bir şey de istemiyorum tamam sakin ol. Hey hey. Easy sakin.
Oh iyi güldüm, sen de iyi gerdin. Sinir oluyoruz değil, kriz geçiriyoruz. Aynen, burada halde baya krize girdin sen yani. Değil mi? Bir anda kalp krizi geçirip Allah korusun, gidecek gibi. Ay neyse, ben tatlı bir şey anlatayım bari, biraz eğlenelim. Evet. Şu gergin havada alsın. Ya benim sinir olduğum şey, arkadaşımızın da yorum olarak attığı şey ve benim de hakikaten de benim de yaşadığım şey dediğim olay. Ya çok fazla oyun oynadığım için oyunlar hakkında çok fazla konuşuyorum. Yani hiç problem olmuyor. Her oyunu kulak aşinalı da olsa duymuş, takip etmiş oluyoruz bir noktada. Ve muhabbetini edebiliyoruz yani. Edilse bile anlayabiliyoruz en azından. Yani bilmesen bile abi sistemlerden, işte oyundan bahsedince anlıyorsun. Fakat bir oyun var ki, daha doğrusu bir tür var ki, o tür içerisinde konuşulan hiçbir muhabbeti anlayamıyorsun. Yani ve onları oynayan bir grubun arasına geldiğin zaman böyle mal gibi kalıyorsun. Arkadaş çevrende mesela herkes atıyorum LOL oynuyor. Yani MOBA'lar mesela. MOBA. Mesela herkes World of Warcraft oynuyor. Sen oynamıyorsun böyle. Abi oradan X çıktı da Y'ye çıktı da onun sen bilmem nesini kullandın mı, Z'sini kullandın mı, C'sini kullandın mı. Oradan attığın zaman aslında 30 saniyelik bir duration süresi var. Oradan geliyor bilmem lan ne konuşuyorsun. Bir de kalabalıksa sen... Hırsızsın! Kalabalık ortamsa bir de tek başına kalıyorsun ya. Öyle bir de hepsini tanıyorsun. Telefona baksan bir şey... Önünde şöyle parmaklarını şakırdatsan bir şey yapacak bir şey yok. Sıkıntı şu mesela 5 kişiyiz diyelim. 4'ü konuşuyorsa bittin. Yani bir kişi konuşmasa onu hani alıp onunla beraber yürüyebilirsin belki bir ilişki. Sağlıklı bir ilişki olabilir ama. Abi 5'i konuşuyorsa bazı caymana da imkan yok. Yani bir kere söylersin beyler hepimizin bildiği bir şey konuşalım dersin. Peki şey oluyor mu sende? Atıyorum böyle bir durumda kaldın. Sonra merak edip ulan ben de öğreneyim şunu oluyor mu yoksa sallamıyor musun? Ben mesela hiç sallamam. Ben de sallamıyorum. Yani sevmiyorsam sevmiyorum, bana ne yani. Yok canım yani zaten hani biri oynuyor diye oynadığım veya muhabbetten uzak kalmayayım diye oynadığım bir oyun olmadı benim yani. Bu arada WoW dedin, WoW'la ilgili de bir ilginç bir anı olarak anlatayım. Bir yakın arkadaşım WoW manyağıydı. Benim WoW oynamamı istiyor. Sürekli abi oynaman lazım, oynaman lazım. Ben istemiyorum, hiç alakam yok yani. Adam en sonunda bana doğum günümde falan bildiğin hediye oyunu kutu falan aldı. Ya, bayağı istemiş oynamanı. Evet ama para falan da ödemen gerekiyor. Tabii tabii, aylık para veriyorsun. Yani ben hem ilgim yok hem o sıralar bambaşka şeylerle uğraşıyorum. Oynamak istemiyorum. Yine ona rağmen maalesef oynamadım yani. Kaldı oyun. Yazık oldu. Sonra seneler sonra bir ara belli bir level'a kadar ücretsiz olmuştu sanırım. Aa evet doğru. Yine abi Allah aşkına yeter oyna falan dedi. Sonunda açtım girdim, en azından birkaç level oynadım. Sonra? Ve WoW defterini kapadım. Arkadaşın gene aradığını bulamadı yani. Maalesef. Sen de aradığını bulamadın. Yani bu tür oyunlara bağlanan bayağı bağlanıyor. Tabii bağlanıyor. Ya burada işte en büyük sıkıntı şu abi. Yani kalabalık ortamda herkes oynuyorsa ve bir tek sen oynamıyorsan çok büyük sıkıntı. Çünkü muhabbeti çekip çıkaramıyorsun orada. Yani evet. Bir kere uyarıyorsun, muhabbet normale dönüyor. 2 dakika sonra iki kişi kendi arasında ufak ufak konuşmaya başlıyor. Ya şöyle oluyor. 5 kişiyi çıkardın muhabbetten, tamam mı? Atıyorum normal bir şeyden bahsediyorsun. Sonra bir anda burada muhabbet dönerken 2 kişi böyle birbirine konuşan 2 kişi gene ufakta kimsenin duymayacağı, toplumdan tepki almayacağı şekilde LOL konuşmaya devam ediyor. Ya şunu sana yazıyor falan. Bir de video falan açıyorsa daha kötü. Ya şunu sana yazıyor falan filan. Ne konuşmaya devam ediyor? Allah 2 kişi konuşsun, biz burada 3 kişi konuşuyoruz diye düşünüyorsun. Sonra bir başkası daha duyuyor muhabbeti, 3. kişi. Ya, ne yaptın, sen ne yaptın, iyi abi falan filan. Sonra bir 4.'sü geliyor, bire biri kalıyorsun falan derken gene gidiyor. Yani ben öyle olunca kalkıp gidiyorum artık, uğraşmıyorum. Yani Enis'in yanında MOBA konuşmayın diye. Hayır, MOBA konuşulabilir. Yani League of Legends'ın pazar durumundan bahsedelim. Onun yapısından bahsedelim da. Hani şu karakter şunu atıyor, sen bu karakterle bunu mu yapıyorsun? Ben bu karakterle bunu yaptım abi, geçen gün şu karakterle şunu yaptım diye anılar anlatıldığı zaman oyun alakalı. Ya bu şeyde de var. Skyrim ilk çıktığı zaman da herkes aralıksız olarak bunu konuşuyordu. Yani Skyrim'de ne yaptın abi, şuradan mı gittin? Ben ne yaptım, ben buradan gittim diye. Oyuncu çevresi... Konuşun. Ben bir de genelde soğuyorum. Eğer çok konuşulan ama bir oyun varsa çevremde hiç böyle o bilmiyorsam bile oynayasım gelmiyor. Ben sana onunla ilgili bir şey anlatayım. Skyrim'le alakalı. Skyrim'in konuşulması zevklidir. Şundan zevklidir oyu bilmesem bile. Çünkü hikaye anlatırlar Skyrim'de. Yani şu karakterin şuna bastım böyle bir şey yaptım değil. Genelde ulan şuraya girdim adam çıktı bana dedi ki bak bu böyle bir işte bilmem ne istersen şöyle bir yere gitmen yani lazım. Yine bir macera sonuçta yani. Çok spesifik şeyler yok. Yani o macerayı anlatıyor adam sana. O öyle bir maceram varmış lan diyorsun. Sen gidiyorsun yapıyorsun falan. Yani spesifik şeyler var ama o kadar yok. Yani tabii canım diğer, şey gibi değil yani. Mesela World of Warcraft'ta da belki bu tarz şeyler vardır. Yani orada da bir hikaye akışı olduğu için söylüyorum bunu. Ama hani MOBA'larda işte CSGO muhabbetinde falan. CSGO muhabbetinde anlarsın gerçi de. Hani ne olacak ki? Headshot attım tamam attım yani. Gerçi kasa açtım falan filan var orada da. Anlayamadım. Bıçak çıktı çok seviniliyor falan. Hani anlayamıyorsun. Hani bıçak bende de var vereyim sana falan. Neyse bilmediğim yerlere girmeyeyim tepki almayayım şimdi durduk aynen yere. Yok biliyorum canım geyiğine söylüyorum da. Skyrim'de şöyle bir şey yaşadım. Bizler şimdi 7-8 kişilik bir grup var. Ve bu grup hardcore Skyrim konuşuyor. Tamam mı? Böyle bayağı Skyrim işte. Devamlı Skyrim, devamlı Skyrim falan filan. Bir arkadaş var. Benim işte yakın bir arkadaşım. O da oynamıyor o dönem. Ve sadece dinliyor muhabbetleri falan. Hani oynamıyor o dönem yani. Biliyor Skyrim ama.
Sadece o an bilgisayarı kaldırmadığı için falan filan düşünüyor. Oynayamıyor. Dinliyor. Aa, hoşuna gidiyor falan böyle. Oynayayım ben bu oyunu bilmem falan filan diyor. Bir ay sonra oynamaya başlıyor. Böyle deli gibi oynuyor falan. Ve gene buluştukları zaman sonra bu anlatmaya başlıyor. Tamam ama başka. Ama herkes böyle o kadar sıkılıyor ki tamam hani Özer. Tamam artık hani yeter. Konuştuk. Özer arkadaşım bu arada ismi. Tamam hadi Özer artık yeter. Baydırdın bizi falan filan diye. Artık anlatma diye. Yani hani doğru zamanda oynayıp muhabbete girmek de çok önemli bir şey yani. Evet. O da biraz muhabbette insanı zorlayabiliyor. Geriden gelmek ve hani onun muhabbetini yapmak istemek ama yapamamak bir türlü. Çünkü millet artık bıkmış olması muhabbetini yapmaktan da önemli bir konu. Ah neyse iyi konuştum çok konuştuk. Var mı diyeceğim şey? Yok. O zaman kapat benim boğazım çok ağrıdı çünkü. Evet bugün de oyuncularda sinir olduğumuz şeylerle yeni bir seri demeyelim de seri içinde seriye başladık. Sizin de oyuncularda arkadaşlarınızda gördüğünüz ve uyuz olduğunuz, sinir olduğunuz şeyler varsa... Veya kendinizde gördüğünüz ve sinir olduğunuz aynen kendinizde de olabilir. Bende var anlatacağım. Varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.